Selamlar millet. Tekrardan bir videoyla karşınızdayım. Kriptiçiz o kanalına hoş geldiniz diyorum. Bitcoin, altcoin genel borsa incelemesi yapacağız. Şimdi genel manzaraya baktığımızda arkadaşlar bize gösterilen belli metrikler var. Temel ve teknik veriler var. Teknik verilere baktığımızda burada Bitcoin tarafında 65 bin üzeri bir günlük kapatma geldi. Teknik olarak 71.500'lere gitmemiz gerekiyor diye gösteriliyor. Ancak gidemiyoruz. Neden gidemiyoruz? Çünkü yarın EXY tarafında, Euro Endeks tarafında bir faiz kararı verisi var. Ve neden gidemiyoruz? İkinci olarak da dolar endeksi burada kritik bölgeleri aştı. Şu an dolar endeksi çıkarken tüm borsalar yukarı yönlü gitti. Normalde dolar endeksi yukarı yönlü gidiyorsa borsalardan para çıkışı olur. Riskli varlıklardan para çıkışı olur. Burada aksine para girişi oldu. Neden? Çünkü dolar endeksinde burada tek iten metrik euro endeksiydi. Ve burada euro endeksi eğer ben düşmeye devam edeceğim derse, burada bir part daha düşerse bizim borsalar işte yarın 65 binlere düşer Bitcoin. Oradan da 60 binlere iner. Ancak bu ihtimali ben düşük görüyorum. Şu anki bu EXY'deki düşüşün neden olduğunu da soracak olursanız da bu faiz kararının erken fiyatlaması olduğunu düşünüyorum. Yarın EXY tarafında faiz indirimi var arkadaşlar ve 0.25 faiz fiyatlanıyor. Bunun fiyatlaması yapıldı. Yarın bu faiz kararı geldiğinde Euro endeksinde biz yükselişler göreceğimizi düşünüyorum. Çünkü faiz kararının zaten fiyatlaması yapıldığı için burada beklenti seviyesinde bir faiz indirimi gelirse hiçbir sıkıntı olmayacak. Euro endeksi buradan tepki alıp yükselmeye başlayacak. Ve Euro endeksinin yükselmesiyle beraber dolar endeksi çakılmaya başlayacak arkadaşlar. Çünkü şu an dolar endeksini tek yükselten metrik EXY tarafındaki para çıkışlarıdır. Oradan çıkıyor, buraya giriyor. Peki bizim borsalar niye yükseldi? Çünkü burada arkadaşlar bizim borsalarla bağlantılı bir durum yoktu. Dolar endeksinin yükselişi yapay bir yükselişti. EXY tarafındaki para çıkışıyla beraber bu yükseliş olmuştu. Göreceğimiz iki senaryo var arkadaşlar. Evet, ya çıkış ya iniş diyeceksiniz ama öyle değil. Yarın bu faiz kararı verisinde eğer beklenti doğrultusunda bir faiz indirimi gelirse çok fena şekilde yükseliriz. Beklediğimiz hareketler başlar. Bitcoin'de 71.500'leri görürüz büyük ihtimal. Dolar endeksinde düşüş olur. Bak, dolar endeksinde düşüş olur. Zaten EXY bunu fiyatlamasını yaptığı için yarın beklenti doğrultusunda bir EXY tarafında faiz kararı gelirse Euro endeksi buradan yükselmeye başlar. Şimdi diyeceksiniz ki faiz indirimi geldiğinde niye yükseliyor? Zaten biz bu faizi fiyatladığımız için bu kadar düştü bu. Bu faizin fiyatlamasını yaptı EXY tarafı. Burada beklentinin üstünde bir faiz gelmedikçe de burada EXY'de yükseliş, dolar endeksinde düşüş, bizim borsalara para akışının hızlanmasını bekliyoruz. Ancak işte burada beklenti doğrultusundan daha yüksek bir faiz indirimi gelirse Euro tarafında, adamlar derse ki biz daha çok faiz indirimi yapmamız gerekiyor derse, bizim borsalar fena şekilde düşmeye başlar. Daha fazla faiz indirimi, yani şu beklenti doğrultusunda daha fazla faiz indirimi gelmemesi gerekiyor. Euro endeksinin düşüşü demek bizim de düşüşümüz demek olacak. Zaten dolar endeksi kritik bölgeleri geçti. İnsanları korkutan bölgeleri geçti. Ancak borsalar şu an iplemiyor. Çünkü bu EXY tarafında benim anlattığım manzaranın oluşacağını düşündükleri için dolar endeksinde buradaki bölgenin kırılmasını şu anlık iplemiyorlar. Ama yarın Euro endeksinde işte EXY tarafında ekstradan bir faiz indirimi gelirse, normal faiz indiriminin üstüne bir faiz indirimi daha gelirse, o zaman işte EXY'nin düşüşü, dolar endeksinin çıkışıyla beraber Bitcoin 60 binlere bile düşebilir. Bunlara hazırlıklı olmak gerekiyor. Benim beklentim nedir? Arkadaşlar benim beklentim burada beklenti seviyelerinde bir faiz indirimi olacağı ve bu faiz indirimiyle beraber de genel borsaların artık yükselmeye başlayacağı. Yani beklenti doğrultusunda geldikten sonra dolar endeksini baskılayabilecek bir metrik oluşacağı için burada borsalarımız erkenden fiyatlamaya başlayacaktır. Zaten Bitcoin bunun sinyalini verdi bir nevi. Neyin sinyal verdi? Eğer dedi veri güzel gelirse, veri de sıkıntı olmazsa benim önüm açık. Teknik olarak önümü yaptım, yolumu yaptım. Sadece temel bir barikat çıkmasın önüme. Dediğim şekilde burada eğer beklediğimiz faiz kararı beklenti doğrultusunda gelirse 71.500 seviyeleri net hedef bölgelerdir. Ama şey olursa işte faiz indirimi beklenti doğrultusundan daha fazla bir indirimle karşımıza çıkarsa da burada ekstradan düşeriz. Ha, mükemmel senaryo diyecek olursak hiç faiz indirimi olmazsa arkadaşlar. EXY tarafı derse ki biz hiç faiz indirimi yapmayacağız. O zaman borsalarımız 71.500'leri de geçer. Daha üst konumlara Bitcoin gitmeye başlar. Ethereum'da da hareketleri direkt görürüz diyorum. Burada arkadaşlar altcoin'lere de yani bakmaya başlayacağız. Genel borsaları inceleyeceğiz ama ondan önce hatırlatmak istiyorum. KiKex borsasında 120 dolar vadeli işlemler bonusu dağıtıyoruz. KiKex borsasında 120 dolar arkadaşlar. Bu bonusu halen toplamayan, almayan varsa herkese şeffaf şekilde dağıtıyoruz. Açıklamaya koyduğumuz linkten hesabınızı açın. KYC'nizi, kimlik doğrulamanızı yapın. Sonrasında borsaya gidin. Burada etkinlik merkezi var. Etkinlik
merkezine tıklayın. En üstteki butona tıklayın arkadaşlar. Yeni kullanıcı ödülü yazıyor. Buna basın. Sonrasında karşınıza böyle bir ekran çıkacak. Zaten KYC'nizi falan yaptığınız için belli bonuslar aktarılmış olacak. Bu bonuslar aktarıldıktan sonra da borsanın istediğini yaparsanız ki ilk işleminizi açın. Şuraya buraya hesabınızı bağlayın vesaire gibi şeyler istiyor. 120 dolar vadeli işlemler bonusu hesabınıza aktarılıyor arkadaşlar. Bu bonusu kaçırmayın diyorum. Ethereum tarafına geçecek olursak arkadaşlar, Ethereum tarafındaki manzara da bu EXY'deki faiz kararıyla doğru orantılıdır. Burada da Ethereum tampon bölgelerinden birine geldi. Daralan üçgenin üst bölgesine geldi. Bu daralan üçgenin üst bölgesini kırma ihtimali bana göre yüksek. Ama dediğim şekilde yarınki veriyi görmemiz gerekiyor. Yarınki veri her şeyi anlatacak. Ha bu arada yarın 6 tane daha veri var. Yani bizi etkileyebilecek 6 tane daha veri var. Ama ben sadece buna bakıyorum. Çünkü şu anki bu gördüğünüz bu faiz kararı verisinin yanında diğerleri hiçbir şey olarak kalıyor. Burada bahsettiğim şekilde eğer Ethereum'da da bu manzara olursa, bahsettiğim şekilde faiz kararı beklenti doğrultusunda gelirse, Ethereum'da da arkadaşlar buradan 2850 seviyelerine doğru bir zıplama, oradan da 3300'lere bir zıplama bekliyorum. Bitcoin'de de buradaki manzara yani bundan farklı değil. Bitcoin'de de 71500'lere bir zıplama bekliyorum. Altcoin'lerin geneline baktığımızda bazı altcoin'lerde düşüşler var, bazılarında çıkış var. Ortalığın yani kafası karışık. Altcoin'lerin kafası karışık. Ethereum'u bekliyorlar. Özellikle şu Ethereum'u daralan üçgenini kırmasını bekliyorlar. Yarınki manzarayla beraber Ethereum bu bölgeleri kırarsa altcoin'lerde güzel bir hareket başlar diyorum. Nasdaq, Dow Jones, S&P 500'e bakacak olursak, şimdi dolar endeksi çıktı, biz niye düşmüyoruz diye soracak olursanız, bakın Nasdaq da düşmüyor. S&P 500 de düşmüyor arkadaşlar. Dow Jones da düşmüyor. ABD'nin kendi borsa endeksleri de düşmüyor. Çünkü onlar da biliyor ki bu dolar endeksi yükselişinin yani bir yerden para akışı falan olduğundan değil, euro endeksinden para çıkışı olduğu için, euro endeksi çok değer kaybettiği için dolar endeksi değer kazanıyor. Bunlar ters metrikler olduğu için euro endeksinin değer kaybettiği yerde DXY değer kazanıyor. Bundan dolayı şu an burada bir yükseliş olduklarını, yani burada bir yani bu şekilde bir hareket olduğunu bildikleri için bundan dolayı korkmuyorlar. Kritik bölgelerin kırılmasını umursamıyorlar arkadaşlar. Neyse, manzara bu şekilde. Bugünkü videoyu çok uzatmayacağım. Çünkü tamamen teknik meknik, zaten teknikteki her şeyden bahsettim ben size. Teknikte yok integral çarpım, yok odur budur, işte şu bantlardır, Bollinger'dır, bunlardan bahsetmeyeceğim. Güç indeksi, güç indeksi bahsetmeyeceğim. Tamamen temel bazlı bir hareketin içerisindeyiz. Teknik olarak her şey önümüze dizilmiş. Teknik olarak her şey çok güzel arkadaşlar. Temel olarak belli şeyleri bekliyoruz. Temelde önümüz açarsa, önümüze bir tane set çekmezse, burada Ethereum'da dediğim şekilde yarın itibariyle bile 2860'lara doğru bir zıplama, Bitcoin'de 71500'lere doğru bir zıplama görürüz. Hatta Ethereum'daki şu gördüğünüz bölge yüksek hacimli bir bölge olmadığı için 3300'lere bile zıplama görme ihtimali var diyorum ve burada videoyu daha fazla uzatmadan sonlandırıyorum arkadaşlar. Dediğim şekilde çok uzun bir video çekmeyeceğim. Anlatacak çok şey var. Bahsedeceğim çok şey var ama bunlardan yarın bahsedeceğim. Şu faiz kararı gelsin, sonrasında atarımızı giderimizi yaparız diyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bizleri takipte kalın. Güncel olarak her gün video atıyorum arkadaşlar. Bizleri takip etmiyorsanız lütfen diyorum takip etmeyi unutmayın. Bununla beraber de takip ediyorsanız da bildirimleri kesinlikle açmayı, bildirimlerin tümünü aça basmayı unutmayın diyorum. Burada videoyu sonlandırıyorum. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay. Görüşürüz.